Bir çizgi roman kahramanı deyince aklımıza bazı alışılmış tipler gelir. Güzel kadınlar ve kaslı erkeklerden oluşan bu kahramanlar renkli kıyafetleri içinde onurlu, erdemli, cesur ve ilham vericidirler. Ama bazı kahramanlar vardır ki onlar pek öyle değildir işte. Ne renkli kıyafetleri vardır ne de öyle onurlu kuralları. Hatta onlara bildiğimiz kahramanların tam zıttı olmaları sebebiyle anti kahraman deriz. İşte bugün bu anti kahramanların en bilindiklerinden bir tanesini cehennemi piknik alanına çevirmiş iblislerin ve şeytanların korkulu rüyası John Constantine'i işleyeceğiz. O halde ne duruyoruz? Hemen soruyoruz. John Constantine kimdir? İlk olarak 1985 yılında Swamp Thing çizgi romanının 25. sayısında Alan Moore tarafından yaratılan John Constantine, başlangıçta bu çizgi romanda sadece doğaüstü olaylar danışmanı olarak karşımıza çıkar. Görünüşünü sanatçı Sting'den alan çizgi roman karakterimiz için Alan Moore, Constantine'i yaratırken kimi düşündüğümü bilmiyorum. Sadece her şeyi bilen ve herkesi tanıyan bir karakter yaratmak istedim, der. Swamp Thing'de çok sevilmesinin ardından 1988 yılında kendi çizgi romanı olan Hellblazer, DC'nin kardeş yayınevi olan Vertigo'nun en uzun soluklu ve en başarılı çizgi romanı serisi olma unvanlarını sahiplenir. John Constantine 1953 yılında Mayıs ayının 10. gününde dünyaya gelir. Doğum sırasında ölen annesinin ölümünden babası John'u sorumlu tutar ve ondan nefret eder. Aslında bir ikize sahip olan John'un kardeşi de bu doğum sırasında ölür. Ama daha sonra paralel evlenlerden bir tanesinde John kendisinin hiçbir zaman olamadığı kadar çok başarılı olan ve çok sevilen bu ikiz kardeşiyle tanışır. Ama tabii bu başka bir hikaye. Babasının kendisine olan nefretinden ötürü ablası Shirley'nin şefkatine sığınarak büyüyen John pek tabii sihre olan ilgisini de kaybetmez. Çocukken yaptığı ilk büyülerden biri sayılabilecek bir sihirle çocukluğun verdiği bütün masumluk ve kırılganlığı bir kutuya hapseder ve bu duygulardan kurtulur. 70'li yıllarda okült çemberlerine dahil olan kahramanımız sihre olan öğrenme açlığını gidermek için birçok şehir ve ülke gezer. Sonunda büyük kariyerine bir süre ara veren John, Johnny Con Job sahne adıyla Mucus Membrane isimli bir rock grubu kurar. Kahramanlıkla uzaktan yakından alakası olmayan John'un kahramanlık hayatı ise bu grup ve inanılmaz trajik bir olay ile başlar. Grubuyla Newcastle'da bir turdayken Astra Lounge isimli masum bir kızla tanışan John, kızın babasının yaptıkları yüzünden kıza bir canavarın musallat olduğunu anlar. Diğer grup arkadaşlarını ikna eden John, cehennemden bir iblis çağırarak bu canavarı yok etmeyi planlar. Ama ne yazık ki çağırdığı iblisi kontrol altında tutamaz. Adının Nergal olduğunu öğrendiğimiz iblis, çağrıldığı üzere canavarı yok ettikten sonra John'un diğer grup arkadaşlarına işkence eder ve Astra Lounge'u beraberinde cehenneme götürür. Uzun yıllar boyunca bu olayın travmasını yaşayan John Constantine, daha önce kimdir de işlediğimiz rüya karakterine yardım etmesinin üzerine Rüyalar Lord'undan bir iyilik ister ve isteğinin sonucu olarak acı veren kabuslarından kurtulur. Bu olaydan sonra kendisine doğaüstü olayları çözmeye ve bu tür sorunlar yaşayan insanlara yardım etmeye adayan John Constantine, 1985 yılında geçen Swamp Thing çizgi romanındaki olaylara karışır. John Constantine, uzun hırpani trench kotu, kirli sakalları, kısa sarı saçlarıyla çıkar çoğu zaman karşımıza. Her ne durumda olursa olsun ağzından sick cut sigarasını düşürmez. Nekromansi, şeytan çağırma, görünmezlik, zihin kontrolü ve büyü gibi birçok doğaüstü yeteneği olsa da John Constantine'in asıl yeteneği şeytana bile pabucunu ters giydirecek kadar zeki biri olmasıdır. Tamam, belki Lucifer'e değil ama işte birçok iblise pabuçlarını ters giydirebilir. John Constantine gerçekten gerekli olmadıkça bu olağanüstü yeteneklerini kullanmaktan kaçınır ve olayları genelde üstün zekasıyla çözmeye çalışır. Bu da onu hali hazırdaki halinden daha havalı yapar. Bir de bu havalının üstüne 2005 yılında karakteri Keanu Reeves de beyaz perdeye uyarlayınca havalılık seviyesi bizim ölçebileceğimiz seviyenin bir hayli üstünde seyreder. DC'nin artık neredeyse alıştığımız evren sıfırlamalarından en büyüğü olan New 52 olaylarından Constantine de etkilenir ve orijin hikayesinde ufak tefek değişiklikler yaşanır. Bu değişikliklere göre John'un annesi doğum sırasında değil, küçük John'un yaptığı bir büyü yüzünden çıkan yangında eşiyle yani John'un babasıyla beraber ölür. Öyle ya da böyle kötü çocukluk baki kalır. Böylece sizlere şeytanlarla ve iblislerle insanlardan daha sık görüşen, ağzından sigarasını düşürmeyen cehennem gezginimiz John Constantine'de anlatmış olduk. Bir sonraki kimdir ve nedir videomuzun konusunu belirlemek için yorum yapmayı unutmayın diyor ve hiçbir zaman John Constantine'le karşılaşmadığınız bir hayat diliyoruz. Esen kalın.